merhaba. Karşınızda bir yazar olarak duruyorum her şeyden önce. Benim neden sorusuyla ilgili bir sunum yapmam istenildiğinde aklıma gelen ilk şey şu oldu. 40 yaşındayım ve 40 yıl boyunca yenilgilerin bana ne öğrettiğini anlatmayı tercih ettim. Yenilmek neden önemli? İlk başta da şunu söyleyerek konuşmaya başlamayı tercih ediyorum. 2 yaşında bir çocuğun bildiği, yaptığı ve bizim şu anda unuttuğumuz, hepimiz 2 yaşında olduk. Şu anda unuttuğumuz şey nedir? Çalışmıyor mu? 2 yaşında bir çocuk, birçok araştırma şunu gösteriyor ki, yürümeyi öğrenmeden önce yaklaşık 200 defa düşüyor. Hayatınız boyunca 200 defa deneyip yine de vazgeçmediğiniz bir şey olabilir mi? Var mı? Tamam, o zaman sadece tuşa basarsanız yeterli olur. 2 yaşında bildiğimiz ve unuttuğumuz şey aslında bu. Hayatınız boyunca herhangi bir şeyi 18 yaşındasınız, 15 yaşındasınız, 40 yaşındasınız. 200 defa deneyip yapmadığınız ama yapamadığınız, başaramadığınız ama yine de devam etmeye çalıştığınız bir şey oldu mu? 2 yaşında bir çocuk bunu yapabiliyor. Sonra biz bu beceriyi unutuyoruz. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. 2000 yılında biraz önce bir arkadaşım çok güzel bir özgeçmişimle ilgili güzel bir noktaya değindi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir okul öğretmenler odasında karlı bir manzaraya bakarken bir hayal kurdum. Dedim ki ben yazar olacağım. Çok iyi bir okuyucu olduğumu düşünüyorum. Çok aktif bir sürü şey okudum ama o etkilendiğim, bana ilham veren kitaplar gibi bir kitap yazabilmeyi çok istedim. Hemen arkamda 2 tane edebiyat öğretmeni, benden yaşça büyük, bir tanesi 19, bir tanesi 17 yıllık tecrübeye sahip olan 2 öğretmen vardı ve ilk o anda aklımda oluşan düşünce filizini onlarla paylaştım. Dedim ki ben yazar olacağım. Şöyle dediler, hocam daha çok gençsin. Yani yazar olmak tabii, yani bir şeyler yazabilirsin ama branşın edebiyat değil. Dil bilgisinden çok fazla anladığını düşünmüyoruz. Bunun imlası var. Hadi bir roman yazdın diyelim, yayın evine başvuracaksın. Kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Yayın kurulundan geçecek mi? Sana telif vermeyi göze alacaklar mı? Yayınlandı diyelim. Çok zor ama yani bunu göze alabiliyor musun gerçekten? O gün ben şunu anladım. Dedim ki bir hayali devam ettirmenin yolu onu yapamayacağınızı söyleyen insanlara bir cevap verme motivasyonu olabilir. Çok sevdiğim bir söz var. Der ki, şu andaki insanların temel problemi istedikleri şeyin şu anda olmasını istemeleri. Oysa her şeyin bir mükemmel zamanı var. Onu beklemek gerekiyor. 2600 yıl önce Yunanistan'da bir yarışma düzenlenir. Bu yarışmada dünyanın en güçlü insanının kim olduğu seçilecektir. Milo'nun hikayesi, biliyor musunuz bilmiyorum. Milo, dünyanın en güçlü insanı yarışmasına katılmak ister. Ama ne atletler gibi güçlü bir vücudu vardır, ne de daha önce böyle bir yarışmaya katılmışlığı. Yarışmanın tek bir koşulu var. Yetişkin bir boğayı omuzlarından tutup kaldırmak. Mümkün mü? Milo, bir boğayı omuzlarından tutup kaldırma fikrini gerçekleştirebilmek için yarışmanın ilan edildiği gün annesinden yeni doğmuş bir boğayı alır. Ve her gün o boğayla çalışmaya başlar. Boğa büyür, boğa büyüdükçe Milo da büyür. Ve 4 yıl sonra o arenada Milo boğayı boynuzlarından tutup kaldırır. Bu öykünün bize anlattığı çok güzel bir şey var aslında. O da başlangıçta çok zor ve imkansız görünen şeyler doğru zamanı geldiğinde imkanlı hale de gelebiliyor. Geçelim lütfen. 2000 yılında ben
öğretmenliğe ilk başladığımda yazar olacağım hayalini paylaştığım öğretmen arkadaşlarım 2007 yılında hala o okuldalardı. Ben de ilk cümlemi yazmıştım. Lagünün Çağrısı benim ilk romanım. 2007 yılında yazmaya başladım. Hayalimi gerçekleştirmek için 7 yıl bekledim. 7 yıl okudum. Ve bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Biraz daha, bir tık daha durabiliriz. Romanımı 2007 yılında bitirdim. Sonra yayın evlerine başvurdum. İlk yayın evinden red cevabı geldiğinde çok üzüldüm. Dosyamı okumamışlardı bile. Sonra ikinci yayın evinden de red cevabı geldi. O zaman 2007 yılında e-postayla göndermiyordunuz. Dosyanızı basıyordunuz, gönderiyordunuz. Onlar 6 ay, 1 yıl gibi bir süre içerisinde tekrar size cevap veriyorlardı. Ama genellikle de olumsuz cevaplarla karşılaşıyorduk. Çünkü hiç isminiz bilinmeyen bir yazarsınız. Yazar adayısınız daha doğrusu. Ortada hiçbir şey yok. Daha önce yayınlanmış hiçbir eseriniz yok. Kimse sizin dosyanızı, gönderdiğim dosya 800 sayfaydı bu arada. Yayınlandığında 400 sayfa küsüre indi. Hiç kimse bana olumlu bir yanıt vermedi. Türkiye'de düşünebileceğiniz, ismini bildiğiniz her yayın evi 32 defa red cevabı aldım gençler. 32 farklı yayın evinden 32 farklı zamanda aynı dosya için red cevabı aldım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir sonraki sayfa. 2014 yılında ilk romanım Lagünün Çağrısı yayınlandı. Reddedilen dosya cevaplarının her birinin çıktısını aldım. Çalışma odama astım. Dosyanızı okuyacak zamanımız yok, o nedenle reddediyoruz. Çok karışık, çok uzun, çok fazla karakter var. O nedenle dosyanızı reddediyoruz. Lagünün Çağrısı, 2000 yılında ben o öğretmenler odasında karlı bir Bitlis manzarasına bakarken ilk red cevabımı aldığım gün o gündü. İki öğretmen arkadaşımdan. 2004 yılında yayınlandı. 2014 yılında fantastik kurgu dalında FRP.net ve Kayıp Rıttım diye iki tane internet portalında o yılın en değerli kitabı seçildi. Ve ben Lagünün Çağrısı'nı üstüne 2000 yılından sevgiler yazarak Bitlis'teki o öğretmen arkadaşlarıma gönderdim. 14 yıl beklemiştim bu yanıt için. Ama bence değerdi. Bir sonraki sayfaya geçelim. Lagünün Çağrısı 3 kitaplık bir seri. Bu 3 kitabın ilk kitabını oluşturuyor. Ondan sonra ikinci kitabı yayınlandı. Daha sonra bir sonraki sayfaya geçebiliriz. İlk çocuk kitabım Yazık'ın Çocukları 10 yaş ve üstü için yayınlandı. Önümüzdeki hafta Yazık'ın Çocukları'nın ikinci kitabı, devam kitabı yayınlanacak. Karanlığın Yolu adı. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Sonra daha ilginç bir şey oldu. Dünyanın en büyük yayıncısı Amazon dedi ki kitabınızı değerlendirmek istiyoruz. Bir mail aldım bir gün. 2 yıl önce. Tabii dedim neden olmasın, olabilir. Çeviri dosyanızı, proof dosyanızı bize bir 2 sayfalık dosyanızı gönderirseniz incelemek istiyoruz dediler. Ve 2018 yılının 2019 yılının Ocak ayında yani birkaç ay önce Amazon'dan Lagünün Çağrısı İngilizce olarak dünyanın her okuruna ulaşabilecek bir noktaya geldi. Geçelim. Şimdi sizi başka bir noktaya götürmek istiyorum. 2500 yıl önce Hindistan'da bir genç, sizin yaşlarınızda bir genç, hava kararmak üzereyken ormana girer. Ormanda patika yolda yürümeye başlar. Ama ne bir şehir ışığı, ne de herhangi bir evin aydınlattığı bir sokak görür. Kaybolmak üzeredir. Artık paniklemeye başlamıştır. Derken, ağacın bir tanesine yaslanmış, uyuyan bir yaşlı adama rastlar. Yaşlı adamın yanına yaklaşır sessizce. Şöyle bir dokunur. Der ki, amca, bu yol nereye gidiyor? Amcada ses yok. Biraz daha sarsar amcayı. Sonra der ki, bu yürüdüğüm patika yol nereye gidecek? Amca da yine ses yok. Üçüncü defa bayağı sarsar. Artık öğrenmesi lazım. Paniklemiş. Hava kararmak üzere kaybolacak. Amca kafasını kaldırır ve der ki,
bu yol istediğin her yere gider. Sen nereye gitmek istiyorsun? Okulunuzun önündeki yol, evinizin önündeki yol, dünyanın her yoluyla buluşuyor. Siz kendi içinizdeki şarkıyı keşfetmeniz ve bu şarkıya göre nereye gitmek istiyorsanız oraya gitmeniz gereken ışık parçalarısınız. Hava ne kadar kararsa kararsın. Eğitim sistemi ne kadar kötü olursa olsun. İçinizdeki şarkıyı sizin duymanızdan başka bir yol yoktur. İçinizde bir kilit kapı var. O kapının anahtarı sizin içinizde. Bir sonraki sayfa. Yazarlık sürecim başladığı 2000 yılında ilk cümleyi kurmak için kafamda oluşturduğum, 2007 yılında bitirdiğim ve 2014 yılında yayınlanan, tam 14 yıllık bir macera sonrasında yayınlanan ilk dosyamı her red cevabı aldığımda kitapta yazdığım kahramanlardan bir tanesinin bu cümlesi aklıma geldi. İçinde büyük bir boşluk oluşuyorsa çok büyük bir şeye yer ayrılıyor demektir. Hayallerinin peşini bırakma. Geçelim. Orada bir YouTube linki var. Mümkünse açabilir miyiz onu? İzleyelim sonra ufak bir şey daha söyleyeceğim. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the başlığı yenilmek neden önemlidir? Yenilmek neden önemlidir biliyor musunuz? Çünkü her yenilgi sizi güçlendirir. Hayat, hayatınız boyunca boynunuzun üstüne bir fare kapanının farenin boynunun üstüne düştüğü gibi bir metal parçası bırakabilir. Vermeniz gereken karar şu. Yenildiğinizde 3 tercihiniz var. Vaz mı geçeceksiniz? Bir kere kaldırıp o kapanı kaçacak mısınız? Yoksa bunu güçlenmek için mi kullanacaksınız? Teşekkür ediyorum.